Merhaba arkadaşlar, merhaba örgü sevenler. Tığ işiyle örgüye yeni başlayan küçük kız arkadaşlarımız, küçük çocuklarımız. Evet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz, hepinize öncelikle sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz iki renkli, tek renkli ya da üç renkli ya da çok renkli olarak çalışabileceğiniz yapımı gayet kolay ve basit olduğunu düşündüğüm tramsan ve zincirden yapılan bir tığ işi örgü modeliyle karşınızdayım. Yazlık örgü modelleri ya da baharlık örgü modelleri yapabilirsiniz. Tasarımı, kullanım yeri size ait olacak. Yelekler, hırkalar, şallar, yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Çantalar arkadaşlar, belki bir bebek battaniyesi, koltuk örtüleri, yatak örtüleri, yani sınırsız şekilde sizin aklınızda, hayalinizde, elinizdeki iplerle, tığ numaralarıyla size kalıyor arkadaşlar. Bunu örnek modelini tasarlaması ben sizlere gösteriyorum. Siz benden çok çok kat kat güzel örnek modeller ortaya çıkaracaksınız. Benden size göstermesi. Evet arkadaşlar, şimdi yapım aşamalarını sizlere yavaş yavaş detaylı bir şekilde gösteriyorum. Örneğimiz iki aşamadan oluşuyor. Birinci sıra ve ikinci sıra. Dikkatli takip ederseniz kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Başlamadan önce ayrıca sizleri kanalıma abone olmaya, videomu beğenmeye davet ediyorum. Bu konuda yapmanız gereken arkadaşlar, sağ alttaki abone ol butonuna basıp ücretsiz bir şekilde kanalıma abone oluyorsunuz ve oradaki zil butonunu aktifleştirdiğiniz takdirde kanalımda yayınladığım videolardan sizleri o zil butonu anında haberdar ediyor ve videolarımı göz atmış oluyorsunuz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Sizlerle yorumlarda iletişim halinde olmak, diyalog halinde olmak beni mutlu ediyor arkadaşlar. Evet, nasıl yapıldığı ile ilgili başlıyoruz. Sormak istediğiniz bir soru olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız, bu konuyla ilgili düşüncelerinizi belirtirseniz seve seve cevaplarım. Başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapım aşamasına başlayayım sizlere göstermeye arkadaşlar. 3,5 numaralı tığımla sizler merseyiz ipliklerden ya da daha farklı koton ipliklerden yaptığınız takdirde tığ numaranızı da ona göre ayarlarsınız, ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre. Şimdi bir düğüm atıyorum. Bakın, burada istediğim kadar sizlere örnek modeli gösterebilmek adına ne yapacaksanız siz de o ölçüde, o uzunlukta zincir çekiyorsunuz ve örnek modeli yapım aşamasına başlamak üzere hazırlanıyoruz. İlk adım atıyoruz. Çekiyorum zincirimi ve karşınızdayım arkadaşlar. 50 tane sizlere örneği gösterebilmek için zincir çektim. Sizler ne yapacaksınız o ölçüde? Zincir çektikten sonra başlıyoruz. Şimdi bakın, en son çekmiş olduğum zincirden geriye doğru 2-3 tane zincir çekiyorum. İpimin tığımın üzerine dolayıp bu çek tut parmak ucunda tuttuğum zincirin içerisine giriyorum ve çekip bir trabzan, iki trabzan, ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Burayı yan yana her bir zincirin içerisine tek tek girip 4 tane İkili trabzan ile ilk başlama aşamasını 3 4 bakın bir tane daha 5 toplam şöyle ilk çekmiş olduğumuz zincir 2 4 5 tane trabzan yapıp ilk başlama aşamasını oluşturuyoruz. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi batmış olduğum trabzanın dibinden 1 2 3 4 5 tane zincir ileriye batıyorum. Bakın. Şöyle yavaş gösteriyorum. Çekiyorum. Burada 1, 2, 3 kere de doladığımız ipi çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Şimdi yan yana bu batmış olduğum trabzanın yanından bir zincire batıp bakın. 1, bir tane yandaki zincire geçiyorum. 2 bir yandakine geçtim. 3 şöyle göstereyim. Bir yandakine geçtim. 4 toplam arkadaşlar. Bakın bir yandakine geçiyorum. Yine toplam 5 tane buradaki gibi trabzan yapıyorum. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız. İlk sıra
aynı sıradan, aynı tekrardan oluşuyor. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Burada nasıl yapmıştık? 5 zincir ileriye atlamıştık. Evet, şimdi tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Nasıl yapmıştık? Buradaki işlemin aynısını. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ileriye batıyorum. Ve 3 kere de 1, 2, 3 kere de çıkarıp uzatıyorum. Ara noktası için 4 tane zincir çekiyorum, doluyorum ve yan yana batmış olduğum zincirin yanından 1, 5 tane yan yana ikili trabzan ile yolumuza çekmiş olduğumuz, şöyle tam yanlış battım sanırsam, şöyle alayım, bakın bir yandakine batıyorum, 2, bir yandakine geçiyorum, 3, bir yandakine geçiyorum, 4, bir yandaki zincirimi batıyorum, 5. Böyle toplam 5 tane, şöyle açık ve net göstereyim. Bu işlemi sıra sonuna kadar çekmiş olduğumuz zincir boyutunda uzatıyoruz. Bluz yapacaksak o ölçüde tekrarlıyoruz. Yelek yapacaksak o ölçüde, battaniye, şal, atkı, ne yaparsak, çanta arkadaşlar. Ben zincirimin boyutuna geleyim. Sizlere ikinci sırayı nasıl yapacağını detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Çekmiş olduğum zincir boyutunda bu kadar yetti. Kafidir sizlere örneği gösterebilmek adına. Şimdi bakın son nasıl bitirilir bu çekmiş olduğumuz zincirin son kesimi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ileri atlayıp yine şöyle 1, 2, 3 kere de çıkarıp 1, 3 litre atsam. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve bakın arkadaşlar şu tam trabzanın yanına ya da iç noktasına batıp 1, 2, 3 kere de çıkarıp şöyle bir bitiş noktası ile örnek modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Burada 1, 2, 3, 4 isterseniz renk değişikliği yapabilirsiniz. Tercih size ait. Dönüyorum. Burada çekmiş olduğum 4 zincirin içerisine ipimi alıyorum. 5 tane. Böyle burası duruyor. İkili trabzan yapıyorum. Dantel ipliklerinden yapabilirsiniz. 3, 4 ve 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu noktada ipimi tığımın üzerine alıyorum. Bakın böyle burada çekmiş olduğum 5 zincirin şu 5 trabzanın ilk başlaması, yani buradan bu taraftan ilk baş, bu taraftan en sonuncusunu batıyorum. Şöyle 1, 2, 3 kere de çıkarıp bir trabzan elde ediyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Burada şimdi çekmiş olduğumuz bu 4 zincirin, bir önceki kademede çekmiş olduğumuz 4 zincirin içerisine giriyorum. 5 tane ikili trabzan. Kolay arkadaşlar, delikli ajurlu örgü modelleri seviyorsanız tığ işinden siz de yapabilirsiniz. Kullanacağınız ipin kalınlığı, inceliği, dokusu, kalitesi, yapacağınız örgü modelinin elinizin ayarı etkili olacaktır. Ben sizlere günlüğü gösteriyorum. İsterseniz yazlık, isterseniz baharlık yapabilirsiniz, kışlık yapabilirsiniz, bebek battaniyeleri. Yani aklınızda, hayalinizde, sizin elinizde çoğalacak bir sürü örgü modeli tasarımı ile bu güzel modeli bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine aynı. Bakın detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Nasıl burada yapmıştık? 5. 1, 2, 3, 4. 5'incinin başına batıp 1, 2, 3 kere de çıkarıyorum. Uzatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine çekmiş olduğumuz 4 zincirin içerisine giriyorum. İkili trabzan 5 tane. Böyle sıra sonuna kadar aynı şekilde ta ki satır başından satır sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Sıra sonuna gelin. Bir sonraki kademeye nasıl başlanacağını, yani aynı şekilde başlanacak arkadaşlar, onu da göstereyim.
Tamamladım. Bakın şöyle sıra sonuna kadar geldim. Burasını da göstereyim. Bir başlama aşaması, bir de sonunu. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Yine dördüncü, beşinci, bir, iki, üç, dört, beşinci trabzanımızın başına batıp bir üçlü trabzan yapıyorum bu noktada. Son, bakın sırayı böyle tamamlıyoruz. 2, 3, 4 zincir. Tığımın üzerine ipimi doluyorum. Yine aynı, isterseniz burayı, bakın şuranın üzerine, içine ya da aynı yerin dibine batıp bir tane üçgen görünümlü V görünümlü trabzan boşluğu yapıp, zincir boşluğu yapıp şöyle tamamlıyoruz. Burada renk değişikliği yapabilirsiniz. Bakın isterseniz dümdüz bir şekilde örebilirsiniz. Ya da bakın ben krem rengi bir ipim var. Parça iplerinizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Battaniye yapacaksanız mesela. Ben ipimi değerlendiriyorum. Ve sizlere yazlık bluzlar, hırkalar, yelekler yapabileceğiniz bir model gösteriyorum. Şimdi bakın ipimi bağlıyorum. Düğüm atıyorum. Burada ipimi alıyorum ve ipimi düğüm atıyorum. Düğüm attıktan sonra biraz elimle sıkılaştırıyorum. Biraz fazla bırakmışım ipimi. Sorun değil. Şöyle ikinci sırayı, yani tekrardan nasıl başlanır? Aynı şekilde başlanacak arkadaşlar. Nasıl birinci sıra yaptıysam bu şekilde ipimi iyice biraz sıkılaştırıyorum ki sökülmesin diye. Bir tane kaydırma tekniğiyle böyle doluyorum. Bu noktada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu V gibi gördüğümüz yerin üzerine nasıl yapıyorduk? 4 tane zincirlerin içerisine 5 tane trabzan yapıyorduk. Başlama noktasında buradaki gibi. Şimdi bakın. 5 tane ikili trabzan ile dolduruyorum. 3, 4 ve 5. Şöyle ipimi tığımın üzerine alıyorum. Bakın. Şurada çekmiş olduk. Nasıl yapıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanın 5. trabzanın üstüne batıp üçlü trabzan yapıyorduk. Ne yapıyorduk burada? 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorduk. Nasıl yapıyorduk? 4, bir önceki kademede çekmiş olduğumuz 4 zincirin içerisine girip 5 tane trabzan ile yolumuza devam ediyorduk. 1 ve 2. sırası aynı olan kolay bir model arkadaşlar. Yazlık bluzlar, hırkalar, yelekler, omuz şalları yapabilirsiniz. Evet, böyle kendini tekrar eden güzel bir model. Ben öreyim. Bakın belki renk katabilirim ya da katmam. Öreyim sizlere. Ördükçe mesela bir bluz yapacaksınız, yelek yapacaksınız, çanta yapacaksınız ya da battaniye yapacaksınız. Nasıl görüleceğini yukarıya doğru biliyorsun. İlk başlama aşamasında örnek kendini göstermez. Yukarıya doğru örüldükçe kendini gösterecektir. Umarım seversiniz. Siz de yaparsınız. Bu konuyla ilgili, videomla ilgili sorularınız olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız sizin de fikirlerinizi almak isterim. Sizlerle irtibat kurmaktan büyük keyif duyuyorum. Evet arkadaşlar, umarım seversiniz, beğenirsiniz. Dediğim gibi bitireyim. Sizlere bitmiş halini sunacağım. Sonrasında sizlere vedalaşacağım. Evet, sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Oradaki zil butonu da aktif hale getirirseniz kanalıma attığım her videodan anında haberdar olmuş olursunuz. Evet, bakın arkadaşlar, ortaya böyle güzel, kolay, renkli ya da tek renkli olarak yapabileceğimiz güzel bir tığ işi örgü modeli çıktı. Ben sevdim. Farklı iplerden sizin elinizde daha güzel olacağına eminim. Umarım seversiniz. Sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone oluyorsunuz. Yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız sizlerle irtibat kurmamda çok büyük etken olacaktır. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki örgü videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.